Adana otogarındaki yılancı Osman'dan ayran içer misin? İstemem öyle bir şey. Yoğurduk kralı. Evet. İçmesem olur mu? Bu reyhan. Reyhan. Bu nane. Nane. Bu kekik. Bu adama niye yılancı Osman dendiğini biliyorsunuz değil mi? Bu adam gerçekten yılanlarla münasebeti var bayağı. Ondan dolayı yılancı Osman deniyor. Bu ne dayıcım? Bu... Orijinal limon. Orijinal limon. Çok... Orijinal zeytinyağı. Buyurun. Çok burada. Fena sıçırtır bu ama ya. Kötü ishal yapar yani. Havada, karada, denizde, sahilde, garajda. Ayran, limon, açma, poğaça, pasta, simit buyurun. Bir içen bir daha içiyor. Şapkana, fotiline, kasketine, karavatına, çantana doldur. Kaynanana götür. Bilmiyorum ya. Bunu içip çok kötü sıçtırabilir yani. Gerek yok. Ya bu video çok komik ya. Nasıl tutturamayabilirsin ki abi yani? O kadar yakından atıyorsun. Bayağı yakından atıyor bak. Atış hareketini bir dakika frame inceleyeceğim. Ya şuradayken atıyor. Bir 15-20 santim falan bir mesafe var. Belki 30 santim falan bir mesafe var. Nasıl tutturamayabilirsin ya? Yani o Sar. Bin. Vay mübarek vay. Dışarıda bulgur yemeye gelin yılancı Osman'ın çiğ köftesini yiyin de çiğ köfte görün. Çarşıda lavaşı çok kötü durmuyor. Sende 180 gram. Sizin için varım. Sizin için buradayım. Lady'imi gentleman. Abbao. Otogara gitmeyeli ben bayağı oldu ya. Bu gördüğün zeytinyağı. Şunlar soda. Okay. Zencefil. O zencefil. Kik. Bu. Maşrap hale dökmesi. Bu. Reyhan. The fuck lean koyuyor içine. Bu zeytinyağı. Bu da orijinal limon. Sıra geldi karıştırmaya. Vay mübarek vay. Dayın arkadaşlar Türkiye bu ayranı konuşuyor. Varsa işi benzeri ben bırakırım bu işi. Buyurun. Gerçekten içen yok ama ha bunu. Bunu gerçekten içen yok, hiç görmedim içeni. Çekiyorum dayı. Aa sesi falan düzelmiş adamın lan. Sayın arkadaşlar, hayatınızda, ömrünüzde böyle bir ayran gördünüz mü? Yakına getirir misin hocam? Allah için böyle bir ayran gördünüz mü? Görmeyin. Bak, rengi, şimdi bu mercimek çorbasına benzeyebilir. Kuru fasulyeye benzeyebilir. Kavurmaya benzeyebilir. Tarhana çorbasına da benzeyebilir. Sebzeli meyveli yemeğe de benzeyebilir. Ama bak ben bunu nasıl ayrana çeviriyorum. Adana'ya halkı bekliyorum. Vay mübarek vay 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 vay. Yapmasan olur mu abi? Yapmasan olur mu? Gördüğümüz arkadaşlar. Ha. İzmir'den özellikle sadece ayran içmeye gelmişler. Ya bu arkadaşların kafasını niye ki yani ne? Bu gençler de nereden gelmişler? Sarıçam'dan gelmişler sırf ayran içmeye. Bütün halkı Adana otogarında çiğ köfte ve ayranıma bekliyorum. Mali varken, cani varken, işçi varken. Diva boye, lady man, gentleman. Ne oluyor oğlum ya? Neden yani hani? Çocuklar beğeniyor mu içtikten sonra oğlum? Ben onu merak ediyorum ya. Buyurun! Buyurun! Wow! Bilmiyorum ya. Portakal yer misin? Ne o? Portakal yer misin? Portakal yemiyor kan içecek. Bir daha soktu bak. Adam gerçekten yılancı Osman bu arada. Chat. Canım dediklerim canım aldı. Yeter ha, YouTube'a gitsin. Bugün
bugün Yılan Osman'ın meşhur ayranını yapmayı deniyoruz. Koş geldi. Evet, ben bu adamı çok seviyorum ya. Bugün Yılan Osman'ın ayranını dönüyoruz abi. Ulan ne kadar çok şey varmış içinde ya. İçindekileri bulmak için 500 tane Yılan Osman videosu izledim. En son şöyle falan yapıyordum. Dedim bu kadar yeter. Bildiğimiz malzemelerden başlamak isterim. Yoğurt, biraz su, zeytinyağı, limon, soda, kekik, zencefil, reyhan. Oğlum reyhanın rengi çok güzel ya. Şuna bak. En sonunda biraz tuz. Şimdi bunu biraz karıştıracağım. Okey. Zeytinyağı koydu mu? Abav, çok güzel kokuyor lan. Bakalım rengi nasıl bir şey olmuş. Şöyle bir şey oldu. Tabii zeytinyağı üste çıktı. Aa abi işte o olmaz ya. Bakalım tat nasıl. Abi bak limonun ekşiliği geliyor. Reyhanın aroması geliyor. Gideceğim. Bayağı iyi olmuş ya. Gerçekten çok güzel tadı. Bizim içtiğimiz böyle paketli ayranların yanında bambaşka bir... Zeytinyağının yukarıda oluşu beni bir kötü yaptı ya. Zeytinyağının o yukarıda oluşu beni bir kötü yaptı. Ben bir kötü oldum. O zeytinyağını böyle üstte görünce bir ufak bir tadım kaçtı ya benim. Bu adamın ama hiç içen görmedim ben ya. Ayranın sırrını kimseye söylemiyormuşsun. Kimseye söylememem mi kaldı? Hepsini gözünüzden gördünüz artık. Adam en son sinirlen. Söylüyoruz işte. Abi hissiyat olarak çok kötü. Oğlum yağ kötü bir şey ya bence. Yani çok tatsızdı yani. Hani harbiden üf neler gördük ya.